Sen de o arada yurt dışına kaç, mahkeme aşaması başladığında biz söylediğimiz zaman yurt dışından çıkar gelirsin dediler. Suç örgütünün iki numarasıydı, gizli tanık olduğu, çorbacıda vuruldu, ayağında elektronik kelepçe hakkında gözaltı kararı varken elini kolunu sallaya sallaya yurt dışına kaçtı. Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının M7 kod adlı gizli tanığı Serdar Sertçeli'nin yurt dışına kaçış hikayesi casusluk filmlerini aratmayacak nitelikte. <laughs> Elektronik kelepçeyle takip altında olan Sertçelik 20 Kasım 2023 tarihinde gittiği bir çorbacıda silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Asıl hikaye de işte tam burada başladı. Sertçelik bir ayağından vurulmuştu. Ancak iddialara göre iki ayağı da alçıya alındı. Böylece elektronik kelepçenin çıkarılması sağlandı. Hastaneden rapor düzenlettireceğiz yaralı olduğun için. Seni hastane raporuyla gözaltına alamayacağız. Sertçelik hakkında tutuklamaya yönelik gözaltı kararı çıkarıldı. Doktor raporunda gözaltına alınmasında sakınca vardır görüşüne yer verilince karar değiştirildi. Evinde ifadesi alındığı organize polisine 46 sayfalık ifade verdi. E, ee, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtım. Serçelik 4 gün sonra yurt dışına firar etti. Gizli tanım nasıl kaçtığı, kaçışında kimlerden yardım aldığına ilişkin merak edilen konularda yürütülen soruşturmada da kritik bilgilere ulaşıldı kaçışı kaçışıyla ilgili gözaltına alınan organize şubede komiser M.İ.'nin telefonunun HTS kayıtları incelendi. M.İ.'nin telefonu son olarak İstanbul Şile'de sinyal verdi. Oysa komiserin o tarihte Şile'de bir görevi yoktu. M.İ.'nin Sertçelik'e İstanbul Şile'ye kadar refakat ettiği ardından da burada sivil başka bir ekibe teslim ettiği öğrenildi. Sertçelik bu ekibin yardımıyla sınıra gittiği yasadışı yollardan... Yurt dışına kaçtı.